Herkese merhaba arkadaşlar, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Rotterdam United'la efsane ol Mustafa Kapı'nın 11. bölümünde karşınızdayız. Rakibimiz Huddersfield'ın rakibimiz olacak arkadaşlar. Bugün ilk 11'deyiz. GO, göbek orta saha olarak oynuyoruz. Artık zaten Rotterdam'da yedek kalma ihtimalimiz çok az arkadaşlar. Ancak belki bir sonraki maç çok daha önemliyse onun için hoca dinlendirmek için oynatmaz bizi. Çünkü şu anda güven %91 durumda. Menajerin bize güveni. O yüzden her türlü biz bu takımın artık demirbaşlarından biriyiz. Bunu sakın unutmayın ama devre arasında birkaç sürprizim olacak sizlere. Birkaç takıma teklif göndereceğim. Ve gözümde bayağı onları şey yaptım, iyi takımlar ve illaki de forma şansı bulabileceğimiz takımlar. Onlara büyük ihtimal gidebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bunu takip ederek göreceksiniz. At bana. Korner. Çünkü bu takım mal bir takım. Rotterdam'dan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. İçeriye kes, o benim. Kes içeriye. Orta. Mustafa Kapı olmadı. Bir gol atacağım. Şu sahanın üst tarafında bir gölge var arkadaşlar. Oraya yaslanıp yatacağım. Çünkü bir golden sonra benim için ilgilendirmiyor. At topu bana. Şimdi Mustafa Kapı. Aha, niye böyle bir hata yaptım ben? Mustafa. Gol bizim yüzümüzden gelebilir. Aslan kale. Gel bakayım. Aha. Penaltı mı verdi? Yo, foul. Ha, bize foul verdi değil mi? Yemin ediyorum ödüm bokuma karıştı ya. Var mı böyle bir şey? Dakika 14. Bir an çünkü böyle aptalca penaltılar oluyor. Bir de bizim hatamızdan şey olursa sıkıntı yaşarız dedik. At yine bana. Verdi köşeye. Mustafa Kapı. Dur, kaçacağım ben. Şimdi at. Mustafa Kapı ortayı kesti ama çok kötü. Mustafa bugün isteksiz. Akşam gece bir işi vardı herhalde arkadaşlar. Yorgun gibi geliyor bana. Mustafa. Bu sefer biraz defansa da yardım edeceğim. Aldık. Mustafa oyunu açtı. Attık tekrardan. Keşke adamın arkasını atmasaydın. Ah ah ah. Evet, top isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü defansa çıkamıyor bizim takım. Gel. Mustafa. Çok kötü bir pas. Ah, vücudu dönükteyken oraya vermeyecekti. Taç atışı aldık. Mustafa hatasını telafi etti. At yine. Gel. Adamsın. Ne yapıyorsun oğlum? Al. Al ver. Ekonomiye can ver. Gel yine bana. Bana gel çocuğum. Nereye attın? Geri zekalı. Şimdi Mustafa Kapı. Of, çok iyi gördüm ama. Mustafa. Of, mermi mi attık adama acaba? Bir pas. Saatçi vur onu. Saatçi bir sıfır. Orada o pası kralı göremezdi arkadaşlar. Kralı. Gerçi adama mermi atar gibi attık ama Vassel çocuğu oldu arkadaşlar, yeni Vassel'in 65. çocuğu. Suriyeli Vassel attı. İşte bakın, pası verdik. Artık burada çalımlar, malımlar, şutlar en kolay kısmı. Asıl zor kısmı bizim pasımızdı. Adamsın diyorum. Mustafa Kapı. İlk yarıda son anlar. Bu arada şaka maka arkadaşlar, ilk 3 sanırım çıkıyor. İlk 3'e girme ihtimalimizin çok yüksek olduğu görünüyor. Bakalım öyle mi olacak? Çünkü şu anda sanırım 4. sıradayız ligde. Ya acaba Rotterdam'dan gitmesek, kalsak mı? Bu, ya üst lige çıkarsak mı diye düşünüyorum. Açıkçası çok kararsızım. Derken kararsızken bile topu alıyorduk. Vur ona. Dikkat, dikkat. Bu takım güçlü bir takım. Rakibimiz, o yüzden bokunu çıkarmadan oynamamız gerekiyor. Suriyeli indirdi ama nereye? Her zamanki gibi rakibe. Of,
Dakika 55. Eyvah. Gözleri kapatıyoruz. Diak abi. Bu gol yenmez ya. Bu gol yenmez yani. Diak abi. Moraller bozuk. Biz burada ilk 3'e girmekten bahsediyoruz. Ne bileyim. Premier Lig'den bahsediyoruz. Yani bu gol olmadı arkadaşlar. Bakın. Bayağı da iki, yani alt lig oyuncusu için iyi bir plase. Ve bir tane zenci daha sokuyorlar arkadaşlar. Hiç problem yok. Ver pasını. Mustafa oyun ağırlığını koyacak gibi. Oha. Attı topu. Offside sanırım. Oo, tostu. Topu tostu resmen. At uzağa bende o. Uzun gönderdi. Dakika 62. Bir gol. Çok şey değil. Mustafa aldı. Foul olmamalı. Mustafa. Şu fiziğiyle. Eyvah. Dön kaleciye. Bırak. Mustafa biraz oyunu rahatlattı. Ne yapıyorsun? Kurşun mu atıyorsun adama ya? Mustafa verdi pasını. At bana. At. Mustafa. Mustafa orada. Ulan vur vur. Allah'ın cezası. Vur artık şuna ya. Uzaklaştırdılar. Dakika 76. Bir tane atamadık. Ve Mustafa kapıyı pezevenk oyundan aldı. Tek başımıza çabalıyoruz ama bizi oyundan aldı. Evet arkadaşlar, maçta son anlar, bizi çıkardıktan sonra kaleye şutumuz yok. Yani böyle bir beyinsiz teknik direktör gerçekten olamaz. Ve maçı 1-1 bitiriyoruz. Ben oyunda olsaydım bir şeyler yapacaktım. Ama keyfim bilir hoca. Çok da aramızı kötü tutmak istemiyoruz. Güveni çünkü %91 ama hocanın aptallığı %100. Bu konuda asla şüphem yok. Dördüncü sırada işte maçı kazansak 23 puanla belki de ikinci sıraya kadar yükselebilirdik ama olmadı. Bir sonraki maça bakacağız. Bu arada menajerin güven seviyesi 93'e çıktı arkadaşlar. Bir maç daha yapacağız. Bugün videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü her gün video atıyorum. Efsane ol videosu. Mustafa Kapı'dan sıkılmanızı istemiyorum ki. Bu Mustafa Kapı'dan kim sıkılır ya gerçi. Yani... Mustafa Kapı ilk 11'de Middlesbrough ile oynayacağız. Middlesbrough gerçekten zamanında Premier Lig'in tozunu yutmuş bir takım ve gerçekten tecrübeli ve hatırlıyorsunuz Tuncay Şanlı'yı, yaşı biraz da böyle orta yaşta olanlar, 30'lu yaşlı 25 yaşlı olanlar Tuncay Şanlı'yı bilirler. Middlesbrough'a gittiğinde Türkiye'de bayağı böyle olay olmuştu. Yurt dışına bir adam götürdük falan filan diye ama Middlesbrough sonra tutunamadı. Tuncay Şanlı da çok fazla tutunamadı ondan sonra ve maalesef ki sıkıntı yaşamışlardı. Tuncay Şanlı da zaten ondan sonra bir halt olamadı arkadaşlar. Önemli maç. Önemli maç alabilirim. At. Olmadı. Besik. Adamın ismi. Yanlış anlamayın. Sağ bek Besik. At. Süpersin. Gole gidiyor. İmkansız. Aha. Şansı yanında. 1-0 oldu. Arkadaşlar kendim atmayınca çok sevinemiyorum ya. Yani bu takımda golleri bizim atmamız gerekiyor. Suriyeli'den bir asist. Burada gerçekten o kadar şansını önde kaldı ki bizim arkadaşımızın. 1-0 öne geçtik. Middlesbrough'a karşı önemli olan olsun. Atalım da. Çünkü Premier Lig'e çıkmamız gerekiyor. Çıkıp da inmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi... Bizde yok, bu takım çıkarsa iner zaten. Yani bu beyinsiz takım. Kesinlikle bu maçı golle bitirmemiz gerekiyor. En azından asist yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü iki maç son dönemlerde çok iyi videolar geliyordu. Bu maçı boş geçmeyelim. Bu videoyu boş geçmeyelim. Attık pasımızı. Mustafa bu ileri çıkıyor Mustafa. At topu çocuğum. Ne yapıyorsun acaba sen? Gel gel.
Bak sana verdim ben sana. Bas 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 bas. Vurdu kafayı. Nereye vurdu? Bas geri. Abi bizim dayanıklılık çok çabuk bitiyor ya. İyi orta gol getirir. Bende o. Rahat ol. İyi orta gol getirir. Orta. Ay. Olmadı. Aferin. Al topu. Tamam. Sakin çocuklar. Bana ver. Mustafa kapı. Verdi Suriyeli'ye. Sakin. Sakin. Attık pasımızı. Mustafa. Orada ölür o. Ben biliyorum. Aha. Gelir mi o bana? Biliyordum oraya. Biliyordum. Ah ah ah. Oraya döneceğini biliyordum. Ya niye oraya dönüyor? Geldi, verdi pasını. İçeriye, orta. Vur! Top ağırda! Top ağırda! Mustafa kapı! İşte kapı, işte sapı! Mustafa! Gerçekten büyük şanslı arkadaşlar. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Adamsın oğlum adam. Burada. Gerçekten zorlama bir şut. Ama topu ağlara götürmeyi başarıyoruz. Golü inşallah bize yazarlar bu arada. Bir de kendi kalesine falan yazmasınlar. At çocuğum. Yalnız şaka maka bu maçı da kazanıyoruz. Nereden nereye? Ya bir oyuncu işte transfer ediyorsunuz arkadaşlar. Takımın çehresi değişiyor ya. At yine. Gel. Maç bitiyor maç. İyi. Golü saymış arkadaşlar. Mustafa kapı 39. dakikada görünüyor. Hadi gelin ikinci yarıyı da oynayalım. Ve bugünlük videomuzun sonuna gelelim. At bana. Saçmaladık. Süpersin. En köşe. Abi sen atana kadar. Arkadaşlar sakın bir gol yiyip rakibi de umutlandırmayalım. Gel. Mustafa verdi pasını. Köşeye gel köşe. Ver, ver şimdi, ver. Mustafa kapı, Mustafa kapı, Mustafa kapı. 2-0. Adamsın. Ya 2-0 dememin sebebi şu, 2 tane attım ben. Benim için benim attığım önemlidir arkadaşlar. Takım ruhu yok bizde. 3-0 oldu ama ikisi Mustafa kapıda. İşte. Çok iyi kaçtı. Mustafa kapı. Oh. Harikasın oğlum, harika. İşte el kaldırış. Mustafa top ağlarda. En azından bu maç güzel oldu arkadaşlar. En azından bu maç güveni popo 99'a çıkaracağız büyük ihtimal. Al topu bana ver. Baba topu taca attı. Hoca büyük ihtimal bizi çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi oyuncu değişiklikleri olacak mı? Olmadı. Takımdan memnun hoca. 3-0 sonuçta Premier Lig'i görmüş bir Middlesbrough'dan bahsediyoruz. Aç ortayı bende. Adamsın. Gel gel gel. Gel 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 gel. Suriyeli sen bana veriyordun acı. Harika. Mustafa. Ha, bir şey biraz bencil oynayabilir miyim? Kariyerimde ilk çünkü hat-trick'e yapabilirdim ama çok bencilleştim. Adamlar geri... Ah! Ayt! Bas 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 bas! Bana atın, bana atın! Ne oluyor lan? Vurduğu yere bak ya! Hadi oğlum! Orta! Çıkarın şu topu bana hadi! İndirdik. Suriyeli de top. Geldi. Verdik pasımızı. Ah öbür tarafa verdim ama ben ya. Ben cidden öbür adama vermiştim.
Lanet olsa ettiği yine yapamayacağız. Bende top. Attık pasımızı abi, sağ ayak, sol ayak hepsi var ya. Hepsi var. Şimdi rakip takım da biraz şey yapıyor. Açıldı. Oğlum gel, nereye gidiyorsun gel. Ah be çocuğum be. Seni bu takıma getirene sıçayım ben ya. Arkadaşlar, maçın son düdüğü, Mustafa Kapımız 2 gol birden attı. Middlesbrough'a karşı hadi gelin bakalım ligdeki puan durumumuz nedir? Şuraya bakın, deplasmanda kaleyi bulan 3 şutumuzda gol oldu. Şanslıyız tabii ikisini biz vurduğumuz için. Şu anda 23 puanda 4.'üz. İlk 3 çıkacak şansımız var. Yok değil arkadaşlar. Geçen sezon biliyorsunuz ki en altlardaydık ama şu anda neredeyiz? Bu arada %96 menajer güveni oldu. Bir de şurada gol krallamasında... Krallaması neyse artık. Ballaması gibi. Böyle golcüleri ballıyorlar falan. Fantazi. Bugün de ilk 11'desiniz ama bugün oynamayacağım. Şu anda gol kralında Bamford 1. sırada. Marco Matias 8 golle 2. sırada. Mustafa Kapı 7 golle 3. sırada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2 tane amacımız var. Bu takımı Premier Lig'e çıkarmak. Ve ikincisi de bu ligi, 2. ligi gol kralı olarak bitirmek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu serüven devam edecek. Görüşmek üzere.